Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugün kabızlığınızı tamamıyla ortadan kaldıracak muhteşem bir tarif hazırladım. Bu tarif ile kilo vermenize engel olan kabızlığınızı kökünden çözeceksiniz. Evet, ilk olarak malzemelerime geçmek istiyorum. Öncelikle bir fincan, bir cezveye bir bardak kadar süt ekleyeceğiz. Süt tok tutucu özelliğe sahiptir arkadaşlar. Aynı zamanda da yüksek oranda protein içerir. Bunun yanı sıra metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır. Sütümüzün içerisine Türk kahvesi ekleyeceğiz. Türk kahvesi hem metabolizmayı hızlandırır, aynı zamanda da arkadaşlar kabızlığı giderir. Sadece şunu belirtmek isterim ki tansiyon hastasıysanız eğer lütfen Türk kahvesi kullanırken doktorunuza danışmalısınız. Bir tatlı kaşığı dolusuyla Türk kahvesini sütümüzün içerisine aktarıyoruz. Şimdi arkadaşlar sütümüzü güzelce karıştıralım. Ve içerisine ekleyeceğimiz bir diğer malzeme tarçın olacak. Tarçın hem insülin direncinizi dengeleyecek, aynı zamanda da sizlerin ani açlık krizine düşmesini önleyecektir. Tarçın bunun yanı sıra metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahiptir ve ödem atıcı etkiye sahiptir. Tarçından bir çay kaşığı kadar sütümüzün içerisine ekliyoruz. Ve sütümüzü tekrar güzel bir şekilde karıştıracağız. Bugün hazırladığımız karışım ile kabızlık probleminizi ortadan kaldırarak kilo verme sürecinizi hızlandıracaksınız. Şimdi sütümüzün içerisine ekleyeceğimiz bir diğer malzemeye geçelim arkadaşlar. Sütümüzün içerisine bir de kakao ekleyeceğiz. Kakao bağırsakları inanılmaz derecede çalıştırıcı etkiye sahiptir. Aynı zamanda kakao ile kan şekerinizin düşmesini önleyebilirsiniz. Kakaodan yine bir tatlı kaşığı kadar sütümüzün içerisine ekliyoruz. Ve yine sütümüzü karıştırıyoruz. Bu karışım sizlerin inanılmaz hızlı bir şekilde bağırsaklarınızı, kolonlarınızı temizleyecektir. Ve bunun yanı sıra arkadaşlar bu karışım ile kilo vermeniz inanılmaz hızlanacaktır. Son bir malzememiz daha var. Bu da zencefil tozu. Zencefil tozu kullanmak zorunda değilsiniz. Ancak kullanırsanız etkisini çok daha fazla artırırsınız. İçerisine bir çay kaşığı kadar da toz zencefil ekliyoruz arkadaşlar. Bu karışımımızı güzelce karıştırarak ocağımıza alıyoruz ve iyice pişmesini sağlıyoruz. Evet, ocağımın en küçük gözünü aldım ve iyice karıştırıyorum. Ve daha sonrasında da pişmeye bırakacağız. Bu karışımı kullanırken muhakkak ama muhakkak beslenmeye de dikkat etmemiz gerekiyor. Peki beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor derken nasıl beslenmemiz gerektiğini de sizlere anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar kahvemizi pişirelim ve nasıl kullanmanız gerektiğini, bunun yanı sıra neler yemeniz gerektiğini de sizlere anlatacağım. Evet arkadaşlar, sütümüz hazır. Hemen bardağımızın içerisine aktarıyoruz. Şimdi bunu nasıl kullanmanız gerektiğini sizlere hemen aktarıyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde sabah uyandığınız gibi hazırlıyorsunuz. Ve sabah aç karnına kahvaltıdan tamı tamına yarım saat önce bunu afiyetle içiyorsunuz. Anında metabolizmanızı hızlandıracak ve tüm kolonlarınızı sabah erkenden boşaltacaktır. Kabızlık probleminizi tamamıyla ortadan kaldıracaktır. Eğer ki sizler de uzun süredir kabızlık çekiyorsanız muhakkak bu tarifi deneyin. Bunu 15 gün boyunca her sabah uyandığınızda için arkadaşlar ve kısa süre içerisinde ne kadar karnınızdan, sırt yağlarınızdan ve basenlerinizden kilo verdiğinizi göreceksiniz. Kabızlık biliyorsunuz ki kilo vermeye engeldir. Sizler bu tarifle bu engeli ortadan kaldırarak kısa sürede forma kavuşabilirsiniz. Ayrıca içerisinde kullandığımız zencefil ciddi derecede yağ yakımını hızlandırarak özellikle karın ve basen bölgenizdeki yağlanmaları yok edecektir. Ayrıca içerisinde kullandığımız Türk kahvesi sizleri tok tutacaktır ve bundan yarım saat sonra yiyeceğiniz kahvaltı öğününüzde çok 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 daha az yediğinizi fark edeceksinizdir. Bu tarifimi bir de ak
akşam uyumadan önce içmenizi istiyorum arkadaşlar. Günde 2 defa bu karışımı bu şekilde tüketin. Ve sizler 15 günün sonunda ciddi derecede farkı hissedeceksiniz ve göreceksiniz. Eğer bu tarifi denerseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. 15 gün boyunca deneyin ve sonuçları bana bildirin. Minimum 3 gün uygulayın arkadaşlar. Zaten bir günde ciddi derecede etkisini göstererek sizleri inanılmaz derecede tuvalete koşturacaktır. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Ben bu tarifi uygularken nasıl beslenmeniz gerektiğini de sizlere kısaca anlatayım. Bu karışımı kullanırken neler yemeliyim derseniz eğer, bu karışımla birlikte sabah kahvaltısını arkadaşlar nasıl yapacaksınız? Kahvaltıda mutlaka 2 tane yumurta tüketin. Birkaç zeytin ve peynirle gününüzü kahvaltısını tamamlayın arkadaşlar. Tam buğday, bir dilim de ekmek yiyebilirsiniz. Lütfen hamur işinden bir müddet uzak durmaya çalışın. Öğle yemeğinize geçmeden önce 2-3 bardak muhakkak su için ve öğle yemeğinizde bolca salata ve yanında bol bol protein tüketmeye çalışın arkadaşlar. Tavuk, balık, mantar olabilir, yumurta olabilir. Bunun yanı sıra akşam yemeğine geçmeden önce mutlaka ufak bir ara öğün yapıp fındık ya da badem tüketin. Akşam öğününüzde ise bir kase çorba ve yanında bir kase yoğurt yiyin ya da bir kase çorba, yanında yoğurt ve yanında bolca salata tüketin arkadaşlar. Akşam yemeğinden sonra muhakkak yatasıya kadar 4 bardak kadar su için ve akşam uyumadan önce 1 bardak daha bu karışımdan için. Sizler zaten kısa sürede farkı hissedeceksiniz. Eğer denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve beni takipte kalmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Yorumlarınız benim için çok değerli. Hepiniz lütfen yorum yazın.